Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ses ve görüntü nasıl? Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ses ve görüntü ile ilgili biraz dönüt verirseniz ona göre başlayalım. İyi mi şu an? Evet arkadaşlar, okula uyum ve erken okur yazarlık dersine başlıyoruz. Bu ders baktığımızda aslında kolay bir ders ama biraz zorlandığınızı biliyorum. O yüzden bugün mümkün olduğunca zorlandığınız yerlere de dikkat çekmeye çalışacağım. Okula uyum ve erken okur yazarlıktan ortalama 4 soru gelecektir arkadaşlar. Yani sınavdaki ağırlığına baktığımızda 4 soru gibi gözüküyor ama ayırt edici soruların karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Özellikle ÖSYM'nin vazgeçemediği şeyler var. Dil gelişimiyle ilgili yazı farkındalığı, fonolojik farkındalık gibi kavramlar yine sınavda karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani ben göstere göstere soracaklardır diyorum. Yazı farkındalığı, fonolojik farkındalık, bunlar çok önemli unsurlar. Soru çözümüne hemen başlayalım isterseniz. Madem yazı farkındalığından sorabilirler dedik. İlk sorumuz da bakın okula uyum ve erken okur yazarlıkta ilk sorumuz öncülülerden hangileri yazı farkındalığı ile ilgilidir? Yani ilk sorumuz gelmeye aday bir soru arkadaşlar. Yazı farkındalığıyla ilgili olanı sormuşuz. Bir bakalım o zaman. Yazı ve resmi birbirinden ayırır. Bakın yazı ve resmi. Yani çocuk yazıyı fark etmesi, resmi fark etmesi, işte bu yazıdır, bu resimdir tarzında ayrım yapabiliyorsa bilin ki bu neyle alakalı? Bu tabii ki yazı farkındalığıyla alakalı. Zaten öncülümüzde de bunu görüyoruz. Yazı ve resmi birbirinden ayırır. İkincisi arkadaşlar, büyük ve küçük harfleri ayırt eder. Bakın bunu net bir şekilde vurgulayacağım. Programımızda harf öğretimi yoktur. Harfleri öğretmiyoruz. Okuma yazma öğretmiyoruz. Ama harf farkındalığı kazanabilir. Öğrenci harf farkındalığı kazanmasına bir sıkıntı yoktur. Çünkü okul öncesi farkındalık dönemidir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Okul öncesi farkındalık dönemidir. O zaman burada büyük ve küçük harfleri ayırt eder dediğimizde yani çocuk gördüğünde yazıda gördüğünde büyük harfi ve küçük harfi ayırt ediyor değil mi? Evet. Ama harfin işte bu A harfi, bu B harfi, bu C harfi şeklinde bir öğretim mi söz konusu değil. O yüzden bu ifadede yine yazı farkındalığıyla ilgili. Üçüncü öncülümüze bakalım arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze baktığımızda yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösteriyor. Yani çocuğun noktayı, virgülü fark etmesi, bunu göstermesi yine bu da neyle alakalı? Bu da yazı farkındalığıyla alakalı. O zaman birinci öncül yazı farkındalığı, ikinci öncül yazı farkındalığı, üçüncü öncül yazı farkındalığı. Peki dörde bakalım. Söylenen bir sözcüğün son sesiyle biten sözcükler üretir. Arkadaşlar bakın söylenen bir sözcüğün son sesiyle biten sözcükler üretir. Evet, tahmin edelim nedir bu arkadaşlar? Son sesiyle, sesle ilgiliymiş. Sesle ilgiliyse ses bilgisel farkındalık
ya da fonolojik farkındalık diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Unutmayalım, bu fonolojik farkındalıkla alakalı. Fonolojik farkındalığın diğer adı ses farkındalığıdır. Ses bilgisel farkındalıktır. Bunu asla unutmayın. Fonolojik farkındalığı biraz açalım isterseniz. Mesela çocuklardan adlarının ilk ve son seslerini söylemelerini istemek. Bu fonolojik farkındalıkla alakalı. Ya da diyelim ki poşet, palto, kitap gibi sözcükleri verdik ve aynı sesle başlayan sözcükleri bulmalarını istersek, poşet, palto, kitap. Aynı sesle başlayan sözcükler, poşet, palto, kitap, 3 tane verdik. Poşet ve paltoyu, ikisini de aynı sesle başladığını bulmasını istememiz yine fonolojik farkındalıkla alakalı. Ya da başka bir örnek vereyim. Balık, tabak, şeker gibi sözcükler verdiğimizi varsayalım. Bu sefer de balık, tabak, şeker gibi sözcüklerde son sesleri aynı olan sözcükleri eşleştirmelerini istesek, bu da fonolojik farkındalıkla alakalı. Yani balık, tabak, şeker hangilerinin son sesleri aynı arkadaşlar? Tabii ki balık ve tabağın, değil mi? Ya da başka bir örnek vereyim. Patates, anahtar, domates gibi uyaklı olan, bakın uyak çok çok önemlidir. Uyak dediğim anda aklınıza fonolojik farkındalık gelsin. Uyak kulakla alakalı. Kulak da sesle alakalı. Ses fonolojik farkındalık demek arkadaşlar. O zaman patates, anahtar, domates gibi uyaklı olan sözcükleri versem, bunlardan 3 tane sözcük verdim. Patates, anahtar, domates. Bu üçünden uyaklı olanları bulmalarını istesem, patates, anahtar, domatesten hangisini uyaklı olarak bulacaktır çocuk? Patates ve domatesi bulacaktır, değil mi? Evet. Ve burada önemli bir şey daha, fonolojik farkındalıkla ilgili. Uyaklı sözcüklerle çocuğun şiir, bilmece, parmak oyunu, şarkı sözleri oluşturma, tekerleme gibi uyaklı sözcüklerle yapacağı çalışmalar da yine fonolojik farkındalıkla alakalı. Asla unutma arkadaşım, şiir, bilmece, tekerleme, parmak oyunu, şarkı sözleri oluşturma da uyaklı sözcüklerle neye giriyormuş? Fonolojik farkındalık. Uyak varsa bil ki fonolojik farkındalıktır o. Uyak, uyak, uyak. Yani diğer ismi kafiye arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Uyaklar varsa bil ki fonolojik farkındalık vardır. Baktığın soruda böyle bir paragrafvari bir soru. Uyaktan, kafiyeden bahsediyor ya da ona yönelik sözcükler kullanılmış. Onların eşleştirilmesi isteniyor. Bil ki sana fonolojik farkındalığı soruyor. Şimdi yazı farkındalığında 3 tane öncülü yakaladık arkadaşlar. Peki buna ek olarak çocuğun işte diyelim ki çevresindeki yazıları göstermesi, yazının ne işe yaradığını ya da işlevini söylemesi, yazının yönünü göstermesi, yazının nereden başladığını göstermesi, yani yazının buradan başlayıp böyle gittiğini göstermesi de yine neye girer? Yazı farkındalığıyla alakalı. O zaman yazı ve resmi ayırması, büyük ve küçük harfleri ayırt etmesi, yazılı materyallerde noktalama işaretlerini göstermesi. Bunlar arkadaşlar yazı farkındalığı, çevresindeki yazıları göstermesi, yazının yönünü göstermesi, nereden başladığını söylemesi, yazının ne işe yaradığını söylemesi, günlük hayattaki işlevini açıklaması. Bunlar yazı farkındalığıyla ilgili. Bu da aklımızda olsun. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3'ü aldık. 4'ü alamadık arkadaşlar. Çünkü 4 fonolojik farkındalıkla ilgiliydi. 4'ü çizdik. 1, 2, 3'ü aldık. Bakalım. Evet, cevabımız Ceyhan. Evet, umarım anlaşıldı. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinde aylık planın bölümleri arasında yer almaz? Arkadaşlar, aylık planın bölümlerini sormuşuz. Bölümleri arasında yer almayanı sormuşuz. Bakalım. A. Öğrenme merkezlerinde oyun. B. Okul dışı öğrenme etkinlikleri. Değerli arkadaşlar, okul dışı öğrenme etkinlikleriyle alan gezileri aynı şey. Eğer soruda karşına okul dışı öğrenme etkinlikleri olarak çıkmışsa,
Bil ki sana alan gezilerini soruyor. Alan gezileri aylık planda var değil mi arkadaşlar? Evet var. Okul dışı öğrenme etkinlikleri dediğimiz alan gezileri var. Özel gün ve haftalar, bu da aylık planda olacak. Yani belirli gün ve haftalar. Aile katılımı veya hani genişletilmiş haliyle söyleyeyim, aile ve toplum katılımı da diyebilir arkadaşlar. Çünkü programlarımız toplum katılımını da çok önemsiyor. O yüzden aile ve toplum katılımı diyebilir. Aile katılımı derse de doğru kabul et. Aile ve toplum katılımı derse de doğru kabul et. Bu da aylık planda yer alıyor. Kavramlar, evet kavramlar da aylık planda yer alır. Ek olarak aylık planda ne yer alır arkadaşlar? Kazanım ve göstergeleri de yazabilir miyiz? Evet, kazanım ve göstergeler. Evet, bu da yer alıyor arkadaşlar. Bir de ne yer alır programımızda hatırlayalım. Bir de değerlendirme. Aylık plan 6 bölümden oluşuyor. Evet, unutmayalım. Aylık plan 6 bölümden oluşuyor. Neymiş? Okul dışı öğrenme etkinlikleri, yani alan gezileri var 1. Evet, şöyle 1 diyelim. Özel gün ve haftalar, yani belirli gün ve haftalar 2. Aile katılımı ya da aile ve toplum katılımı 3. Kavramlar mesela nedir? İşte büyük, küçük, uzun, kısa gibi kavramları öğretiyoruz mesela. Bunlar aylık planımızda yer alır. 4. Kazanım ve göstergeler zaten merkezdedir. 5. Ve altıncısı ise arkadaşlar, pardon şuraya 5 yazalım. Altıncısı ise değerlendirme. Evet, bunlar aylık planın bölümleri arasında yer alıyor. Peki arkadaşlar, öğrenme merkezlerinde oyun cevabımız. Bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Öğrenme merkezlerinde oyun hangi programımızda yer alıyor arkadaşlar? Söylüyorum. Öğrenme merkezinde oyun günlük eğitim akışında yer alır. Evet, günlük eğitim akışında yer alır. Unutmayın bunu. Hatta günlük eğitim akışında yeri gelmişken söyleyeyim. 4 bölümden oluşuyor. Şöyle bir kırmızı kalem kullanacağım altını çizmek için. Günlük eğitim akışı 4 bölümden oluşuyor. Altını da çizip belirginleştirelim şöyle. Günlük eğitim akışı, güne başlama zamanı, güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve değerlendirmeden oluşuyor değil mi? Evet, günlük eğitim akışı da arkadaşlar bunlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. O zaman bizim günlük eğitim akışımızda güne başlama, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve değerlendirme zamanı gibi zamanımız var. Bir de ne var? Bir de arkadaşlar etkinlik planımız var. Evet, bir de etkinlik planı var. Peki etkinlik planına baktığımızda burada ne yer alıyor? Yine kazanım ve gösterge var. Kazanım ve gösterge. Yine burada yer alıyor. Yine materyaller, kavramlar yer alıyor. Sonra öğrenme süreci yer alıyor. Yine burada da aile katılımı yine burada da var. Değerlendirme yine burada da var. Bir de ne var? Özel eğitime muhtaç çocuklar için uyarlamalar var arkadaşlar. Etkinlik planında da bunlar yer alıyor. Genelde Hüseyin'e buradan şöyle bir soru soruyor. Bunun benzeri tarzında. Mesela diyor ki aşağıdakilerden hangisi aylık planın bölümleri arasında yer almaz ya da yer alır? Hangisi günlük eğitim akışı kapsamında yer alır ya da yer almaz tarzında bir soru yer alıyor. 3 tane planımız var. Unutmayın, yıllık plan yoktur arkadaşlar. Sakın soruda düşmeyin. Okul öncesinde yıllık plan yoktur. Neymiş arkadaşlar? Okul öncesinde yıllık plan yoktur. Evet, çok önemli bir nokta. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu an için arkadaşlar 2023 programı ile ilgili günlük eğitim akışı ile etkinlik planını birleştirerek günlük plana dönüştürme planları var.
O yüzden şimdi mesleğe yeni başlayan bir öğretmeni düşündüğümüzde, mesela diyelim ki bu akşam bir mucize oldu ve yarın göreve başlıyorsunuz. Yarın plan hazırlamak zorunda olsanız, yarın günlük eğitim akışı ve etkinlik planı hazırlamanız gerekiyor. İki tane plan hazırlamanız gerekiyor. İşinizi kolaylaştırmak adına bu ikisini birleştirip günlük plana dönüştürülecek arkadaşlar. Şu an onunla ilgili bir çalışma yapılıyor. Yani günlük eğitim akışıyla etkinlik planı günlük plana dönüşüyor. Önümüzdeki süreçte muhtemelen 2023 planına günlük plan olarak girecektir diye düşünüyorum. Ama şu anki programımızda yıllık plan yok. Aylık plan, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı var. Tekrar söylüyorum, etkinlik planıyla günlük eğitim akışını birleştirip günlük plana dönüştürecekler adı günlük plan olacak. Bu ikisinin yerine bunu kullanacaksınız. Bunu da söylemiş olalım. Evet, şöylece planları bir tekrar ettik. Şimdi üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi rutin etkinliklerin bileşenleri arasında yer almaz? Şimdi bu rutin etkinliklerle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Yani çok önem veriliyor programımızda. Özellikle baktığınızda önümüzdeki süreçlerde daha da etkisinin ön plana çıkarılacağını düşünüyorum. Çünkü rutin etkinliklerle ilgili şöyle bir bakış açısı var. Rutin etkinlikler çocukların kendilerini güvende hissetmelerini, güven duymalarını arttıran bir şey. Hafızalarını güçlendiren bir şey. Ortamı daha çabuk benimsemelerine katkı sağlayan bir şey. O yüzden rutin etkinlikler programda önemli yere sahip. Rutin etkinliklerin bileşenleri arasında yer almaz. Hani bu cümle Hüseyin'e daha çok kullanıyor diye kullandım. Rutin etkinliklerin bölümleri olarak da düşünebilirsiniz. Arasında yer almaz demişiz. Bakalım toplanma, temizlik, öz bakım gibi işte dinlenme saatleri ve benzeri. Bunlar arkadaşlar rutin etkinlikler kapsamında yer alıyor. Yine çocukların okula geliş ve okuldan ayrılışları. Bu da aslında bir rutin etkinliktir. Okul dışı öğrenme etkinliği. Bakın bunu az önce söylemiştim. Okul dışı öğrenme etkinliği. Bu alan gezisi miydi arkadaşlar? Evet, alan gezisi demek. Peki biz alan gezisini rutin etkinliklere mi aldık yoksa aylık plana mı almıştık? Aylık plana aldık arkadaşlar. Unutmayın. Okul dışı öğrenme etkinlikleri dediğimiz alan gezileri aylık planda yer alıyor. Cevabımız çıktı. Yine serbest seçim zamanları, öğrenme merkezlerinde oyun ve açık alanda oyun. Açık alanda oyuna dikkat edin. Çocukların mümkün olduğunca günlük en azından iyi bir süre arkadaşlar, 1 saat veya daha üstü bir süre açık alanda zaman geçirmeleri önemseniyor. O yüzden bunların da rutin etkinlik olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Ve etkinlikler arası geçiş, özellikle burada bu etkinlikler arası geçişte parmak oyunları, şarkılar, şiirler, tekerlemeler kullanılabilir. Bunlar da rutin etkinlikler olarak değerlendiriliyor. Cevabımız okul dışı öğrenme etkinliği, yani alan gezileri diyoruz. Peki dördüncü soru. Evet, güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Gelmeye aday bir soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi erken okur yazarlık becerilerinden ses bilgisel farkındalık? Arkadaşlar ses bilgisel farkındalığın diğer adı nedir? Fonolojik farkındalık ya da fonolojik duyarlılık da diyebiliriz. Bunu asla unutmayın. Ses bilgisel farkındalık da diyebilir, fonolojik farkındalık da diyebilir. Aynı şeyler bunlar. Unutmayalım bunu. Fonolojik farkındalık. Bakalım. Şimdi fonolojik farkındalık şunu unutma değerli arkadaşım. Sesle alakalı. Sesle alakalı. Bak, aynı sesle başlayan kelimeler, aynı sesle biten sözcükler üretme. Sözcüklerin ilk seslerini, orta seslerini, son seslerini söyleme. Sözcükleri manipüle etme. Ne demek manipüle etme? Sözcükle sesleri atma demek. Mesela pat sözcüğünde ilk sesini attığımızda geriye ne kalıyor? At kalıyor. Peki ben burada P'yi attığımda ses atma mı yaptım? Evet, biz buna ne diyoruz? Manipülasyon diyoruz arkadaşlar. Manipülasyon. Unutmayın, sesleri manipüle etme demek.
Yani pat sözcüğünden P sesini attım. Geriye ak kaldı. Ses atma yaptım. Ses silme yaptım. Biz buna manipülasyon diyoruz. Sesleri atma, unutmayın, manipülasyonla alakalı. Peki bu da fonolojik farkındalıkla alakalı mı? Evet, bu da fonolojik farkındalıkla alakalı. Peki bakalım soruya. Hangisi fonolojik farkındalık ile ilgili değildir? Cümleyi sözcüklerine, sözcükleri hecelere ayırır ve sözcüklerin ilk ve son sesini söyler. Değerli arkadaşım, ses, ses, ses. Unutma, ses, ses, ses. Bu fonolojik farkındalıkta en önemli nokta. Sesleri ayırt etme, sesleri atma, ilk sesleri söyleme, son sesleri söyleme, orta sesleri söyleme. Yine fonolojik farkındalıkta bak, fonolojik farkındalık ses ve kulakla alakalı. Şiirler, bilmeceler, tekerlemeler, parmak oyunları, şarkı oluşturma. Bunların hepsi kulağa hitap ettiği için ses farkındalığı ya da fonolojik farkındalıkla ilgilidir. Unutma bunu, ÖSYM karşına çıkarabilir çünkü. Bu söylediklerim sesle alakalı olduğu için. Çünkü tekerleme söylediğinde ses var. Bilmece, şiir, parmak oyunu hepsi sesli unsurlar. O yüzden çocuğun kulağına hitap ettiği için fonolojik farkındalıkla alakalı. Peki size ince bir soru soracağım. Fonolojik farkındalık çocuk ilkokula başladığında öncelikle okuma becerisine mi yoksa yazma becerisine mi katkı sağlar? Bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Fonolojik farkındalık çocuk ilkokula başladığında öncelikle okuma becerisine mi yoksa yazma becerisine mi katkı sağlıyor? Bakın sesle alakalı. Sesle alakalıysa tabii ki öncelikle okuma becerisine katkı sağlar değil mi? Evet, bunu da unutmayalım. Şimdi burada ses ses dedik. O zaman ilk öncülü aldık arkadaşlar. Çünkü sözcükten ilk ve son sesini söyler. İlk sesini söyler, orta sesini söyler, son sesini söyler diyorsa bil ki fonolojik farkındalık. Yine aynı sesle başlayan sözcükleri eşleştirir. Az önce bizim yaptığımız gibi aynı sesle başlayan sözcükleri eşleştirme nedir? Fonolojik farkındalık. Adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanır. Arkadaşlar burada sesle alakalı bir şey yok. Adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanıyormuş. Ne olabilir bu? Bir düşünün arkadaşlar. Adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanır. Okuma farkındalığıyla ilgili. Neyle alakalıymış? Okuma farkındalığı. Çünkü yazılmış bir şeyi fark ediyor. Evet. Adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanıyor. Mesela sınıf listesine bakıyor. Tamam mı? Çocuk artık göre adını tanıyor. Ve bu diyor. Mesela İsmi Ahmet sınıf listesine bakıyor. Benim adım bu diyor. Benim adım bu dediğinde bu nedir arkadaşlar? Okuma farkındalığıdır. Adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanıması. Peki adını yazar dersem. Adını yazar. Arkadaşlar adını yazara baktığımızda ise bu da okul öncesinde yazı yazma öncesi becerileri kazanır. Yazı yazma öncesi becerileri kazanır. O zaman çocuk okul öncesinde adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanıyorsa okuma farkındalığı. Ama adını yazabiliyorsa yazıyla alakalı olduğu için yazı yazmayı nerede öğrenecek tam anlamıyla? İlkokulda. Ama yazı yazma öncesi, bakın dikkat edin, yazı yazma öncesi becerileri kazanma yine özellikle ilerleyen süreçte daha çok karşılaşacağımızı düşündüğüm bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Yazı yazma öncesi becerileri kazanma. Bu da adını yazmayı kapsayan bir şey. Adını yazar, yazı yazma öncesi becerileri kazanırla alakalı. Ama adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanır derse okuma farkındalığıyla ilgili. O zaman C şıkkı okuma farkındalığıyla ilgili. Peki söylenen sözcükle uyaklı sözcükler üretir. Arkadaşlar uyak varsa ne vardı?
Fonolojik farkındalık vardır. Sakın unutmayın. Uyak varsa fonolojik farkındalık vardır. Yine söylenen bir sözcüğün son sesiyle başlayan sözcükler üretir. Bakın hep ses, ses, ses sözcüklerle ilgili uyak demişiz. Son sesiyle başlayan sözcükler üretiyor. İşte bu da fonolojik farkındalıkla alakalı. O zaman seslerle ilgili sesleri, ilk sesleri, son sesleri, orta sesleri söylemeye 3 tane kelime verip aynı sesle başlayan kelimeleri bulmasını istemek, aynı sesle biten kelimeleri bulmasını istemek, şiirler, bilmeceler, tekerlemeler, parmak oyunları, bunların hepsi kulakla alakalı. O yüzden kulakla alakalı şeyler fonolojik farkındalıkla alakalı. Bunu unutmayalım. Soruda cevabımız Ceyhan. Evet, gelmeye aday dedik bu soruya. Peki beşincisi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi erken okur yazarlık becerilerinden okuma farkındalığı ile ilgili değildir? Bakın bu sefer de okuma farkındalığı ile ilgili olmayanı sormuşuz. Evet, bakalım hangisi okuma farkındalığıyla ilgili değildir? Şöyle bir göz atmanızı istiyorum. A şıkkı. Her çocuk kitabının, yazarının, resimleyenin, yayın evinin olduğunu söyler. Yani çocuk kitabı gördüğünde ya bu kitabın bir yazarı vardır, resmini yapan bir kişi vardır, ya bunu basan bir yayın evi vardır şeklinde bunu söylüyorsa arkadaşlar. Bakın her kitabın yazarını tek tek bilmesi mümkün değil. Resmini yapanı bilmesi mümkün değil. Ama çocuk şu farkındalığa erişiyor. Ya bir kitap gördüğünde bu kitabı yazan bir kişi vardır. Resimlerini yapan birisi vardır. Bu kitabı basan bir yayın evi vardır. Tarzında bir farkındalık kazanmışsa arkadaşlar bu okuma farkındalığı. Yine adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanır. Bakın az önceki sorumuzda da vardı bu ifade. Adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanır. Bu da okuma farkındalığıyla ilgili. Peki farklı çocuk edebiyatı ürünlerini ayırt eder. Yani baktığında işte çocuk edebiyatı masallar neler? Gördüğünde masalları ayırt etmesi, şiirleri gördüğünde ayırt etmesi gibi farklı çocuk edebiyatı ürünlerini ayırt etme. Yani burada da bir farkındalık kazanma var değil mi? Evet, bakın kitaplarla alakalı okuma farkındalığında size bir tüyo vereyim. Arkadaşlar kitap, öykü kitabı, hikaye kitabı, öykü okuma varsa bil ki sana okuma farkındalığını soruyorlardır. Unutma bunu. Okuma. Çünkü biz kitapları okur muyuz, yazar mıyız arkadaşlar? Kitapları okuruz. Kitabı yazmayız, deftere yazarız. O yüzden kitap varsa okuma farkındalıdır. Öykü okuma, okuma farkındalığı. Hikaye okuma çalışmaları okuma farkındalığıdır. O zaman üçü de aldık. Uyaklı sözcükleri eşleştirir. Değerli arkadaşlar, ben az önce uyak varsa, uyak varsa, uyak varsa ne vardır demiştim. Hatırlayalım, uyak varsa fonolojik farkındalıktı değil mi? Evet, fonolojik farkındalık. O zaman D şıkkı, uyak varsa fonolojik farkındalık vardır arkadaşlar. Ses farkındalığı vardır. Çünkü uyaklar kulağa hitap ediyor değil mi? Uyaklı sözcükleri eşleştiriyor. Evet, fonolojik farkındalıkla alakalı. Yazılı materyaller hakkında konuşuyor. Konuşma yapıyor yine. Okuma farkındalığı. Peki şöyle deseydim, yazılı materyaller hakkında konuşur, okuma farkındalığı. Tamam, çok güzel. Bunlar okuma farkındalığıyla ilgili arkadaşlar. Yani adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanıması, farklı çocuk edebiyatı ürünlerini ayırt etmesi, kitabın yazarı vardır, resmini yapan vardır, bunun bir yayın evi vardır, bunu söylemesi, yazılı materyaller hakkında konuşması, bunlar okuma farkındalığı. Hatta buna ek olarak çocuğun işte yetişkinden, annesinden, babasından kendisine kitap okumasını istemesi ya da kitabı kendisi eline alıp böyle okuyormuş gibi yapması nedir? Bunların hepsi okuma farkındalığıyla ilgilidir. Ama D şıkkındaki uyaklı sözcükleri eşleştirme fonolojik farkındalıkla ilgilidir. Peki burada önemli bir şey soracağım. Dikkatle dinleyin.
Yazılı materyaller hakkında konuşması okuma farkındalığım. Peki şöyle dese, yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir desem. Arkadaşlar burası çok tehlikelidir. Aman dikkat. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir derse yazı farkındalığı, yazılı materyaller hakkında konuşur derse okuma farkındalığıyla ilgilidir. Biliyorum şu an çok ince bilgiler veriyorum ama bunları not almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, cevabımız o yüzden Denizli diyoruz. Evet, 6. soru. Parçada vurgulanan okul öncesi eğitim programının özelliği aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Evet, okul öncesi eğitim programının özelliklerinden de bir soru gelmeye aday arkadaşlar. Bakalım. Okul öncesi eğitim programımızda çocukların bireysel ve kültürel çeşitliliklerini dikkate alacak şekilde farklılaştırılmış uygulamalar yapılmaktadır. Çocukların gelişimleri yaşlarına göre benzer özellikler gösterse de yetiştikleri çevre, kültür, ortam ve aile yaşantıları farklılık göstermektedir. Eğitim uygulamaları yapılırken en önemli kısım burası. Tüm çocuklara, bakın tüm çocuklara hitap edecek çeşitliliği sağlamak gerekir demişiz. Arkadaşlar, eğer soruda derse ki çok kültürcülük, farklı kültürlere sahip bireyler, farklı ırklara, dillere, dinlere, etnik kökene sahip bireylerin hepsini kapsayacak, hepsine hitap edecek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, tüm çocuklara hitap eden eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi derse bil ki sana neyi soruyor? Kapsayıcılığı soruyor. Peki kapsayıcılıkta o zaman en önemli nokta farklı ırk, kültür, dil, din ayrımı yapmaksızın tüm çocukların aynı eğitim ortamından faydalanması, tüm çocuklara hitap etmesi kapsayıcılık. Peki burada soruyu biraz daha derinleştiriyorum. Mesela soruda şöyle giriş yapsa, dese ki işte özel eğitime muhtaç çocuklar da var, seviyesi iyi çocuklar da var, farklı kültürden gelen çocuklar da var ve öğretmen tüm çocuklara hitap edecek yöntem teknik çeşitliliğine gitmiştir dese, bakın uyarlamayı da buraya alarak sorabilir size. Yani burada en önemli nokta tüm çocuklara hitap edecek faaliyetler düzenliyorsak eğitim faaliyetlerimiz kapsayıcıdır. Sınıftaki çocukların bir kısmına hitap edip diğerlerine hitap edemiyorsak eğitimimiz kapsayıcı değildir arkadaşlar. Kapsayıcılık çok önemseniyor. Seminerlerde, çalıştaylarda çok vurgulanıyor. Bakarsın karşına çıkar. O yüzden yazdım bu soruya. Dikkat etmekte fayda var. Peki dengelidir ne demek arkadaşlar? Dengelidir ise programdaki etkinliklerimiz zaman açısından baktığımızda dengelidir. Mesela işte bireysel etkinlikler, küçük grup etkinlikleri, büyük grup etkinliklerine hemen hemen eşit zamanlarda yer vermek gerekiyor. Yine bilişsel gelişime, duyuşsal gelişime, psikomotor gelişime yönelik etkinliklere hepsine programımızda dengeli bir şekilde yani mümkün olduğunca hepsine de yer vermemiz gerekiyor. Sınıf içi etkinlikler, sınıf dışı etkinliklere mümkün olduğunca dengeli bir şekilde yer vermemiz gerekiyor. Dengelilik aslında bununla alakalı. Duyarlı dönemleri dikkate alır. Çocukların içinde bulundukları gelişim dönemleri vardır. Ve her gelişim döneminde belli davranışları kazanır çocuklar. Mesela çocuklara baktığımızda arkadaşlar diyelim ki biz neden eğitim uygulamaları yaparken çocukların yaşlarına göre etkinlikler yapıyoruz. Çünkü çocukların belli davranışları kazandıkları kritik dönemler, özel dönemler vardır. İşte yaptığımız uygulamalarda, yaptığımız programlarda bunu dikkate alıyoruz. Duyarlı dönemler dediğimiz aslında kritik dönemler, özel dönemler. Burada bunu kastediyoruz. Eklektiktir programımız. Yani farklı ülkedeki kuramların ve modellerin sentezidir arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz bizim programımıza. İşte biraz Head Start'tan almışız, biraz High Scoop'tan almışız, biraz
radyodan almışız. Yani oradan buradan, oradan buradan almışız ve sentezlemişiz. O yüzden bizim programımız farklı kuram ve modellerin, özellikle çocuk merkezi, çağdaş programların sentezidir. Eklektik ekleme demek arkadaşlar. Yani biraz oradan ekle, biraz oradan ekle, biraz oradan ekle ve ortaya özgün bir ürün çıkar. Bu şekilde bizim programlarımız. O yüzden eklektiktir diyoruz. Başarılabilir zorlayıcı deneyimler sunar. Çocukların bildiklerinden hareketle bilmediklerine doğru ilerler. O yüzden E şıkkı da doğru bir ifade ve çocuklar burada bildikleri seviyeden bir üst seviyeye çıkabilmesi için bir takım etkinliklerle karşı karşıya kalır. O yüzden cevabımız Bursa. Peki, 7. soruyla devam edelim. Evet, bir su içtim arkadaşlar. Müsaadenizle. Öncüllerden hangileri erken okur yazarlık becerileri arasında yer alır demişiz arkadaşlar. Yani öncüllerden hangileri erken okur yazarlık becerileri arasında yer alır. Şimdi erken okur yazarlık becerilerine baktığımızda fonolojik duyarlılık, diğer ismiyle fonolojik farkındalık, diğer ismiyle ses bilgisel farkındalık, bu yer alıyor. Alfabe ya da harf farkındalığı. Arkadaşlar biz alfabe ya da harf öğretmiyoruz ama ona yönelik bir farkındalık kazandırıyoruz. Bu da var. Problem çözme yok arkadaşlar erken okur yazarlık becerilerinde. Yazı farkındalığı da var. Hatta buna ek olarak sözel dil becerisini de ekleyebiliriz. Sözel dil becerisi ve okuma farkındalığını da ekleyebiliriz. Okuma farkındalığı. Evet, bunlar erken okur yazarlık becerileri arasında yer alıyor. O zaman cevabımız 1, 2 ve 4'ün olduğu. Evet, 1, 2 ve 4'ün olduğu. Ceyhan. Evet, bu soruda bu şekilde diyoruz. Evet, 8. soruyla devam ediyoruz. Merve Hanım'ın vurguladığı erken okur yazarlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir? Anaokulu müdürü Merve Hanım, öğretmenler toplantısında. Hadi bu soruyu sizin çözmenizi bekliyorum arkadaşlar. Okuyacağım ve siz kendi yanınızda cevabı verin. Ses birimlerini, bakın Merve Hanım öğretmenler toplantısında diyor ki, ses birimlerini, sesle başladım arkadaşlar, bakın bitiyor var burada. Ses birimlerini doğru bir şekilde seslendirmeye, bakın seslendirmeye, kulakla alakalı, tüyoları unutma. Seslendirmeye dikkat ederek hem sesli hem sessiz harfleriyle ilgili oyunlar oynanabilir. Bak, harf öğretmiyoruz. Harflerle ilgili oyunlar oynayabiliriz. Engel yok. Uyaklı sözcükler ile şiir, bilmece, tekerleme, parmak oyunu ve şarkı sözleri oluşturulabilir. Evet arkadaşlar, uyaklı sözcükler demişiz. Şiir, bilmece, tekerleme, parmak oyunu ve şarkı sözleri oluşturulabilir. Bir sözcük söylenip aynı sesle başlayan başka bir sözcük bulmaları istenebilir ifadelerini kullanmıştır. Merve Hanım'ın vurguladığı erken okur yazarlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevabı kendi yanınızda verin arkadaşlar. Evet, cevabı kendi yanınızda verin. Cevabı hepinizin doğru bulduğunu düşünüyorum. Cevabımız fonolojik farkındalık. Neden? Çünkü sesten bahsettik, sesten bahsettik, uyaktan bahsettik. Şiir, bilmece, tekerleme, parmak oyunu, şarkı dedik. Bir sözcük söylenip aynı sesle başlayan başka bir sözcük bulmalarını istedik. Bunlar neyle alakalı? Fonolojik farkındalıkla alakalı arkadaşlar. Peki yazı farkındalığına baktığımızda yazı farkındalığında ne vardı? Tekrar bir hatırlayalım arkadaşlar. Yazı farkındalığında mesela çocuk eğer çevresindeki yazıları gösteriyorsa, yazının ne işe yaradığını söylüyorsa, yazıyla resmi gördüğünde yazıyla resmi birbirinden ayırabiliyorsa, yazının nereden başladığını söyleyebiliyorsa ya da yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösteriyorsa, büyük veya küçük harfleri ayırt edebiliyorsa, bunlar yazı farkındalığıyla ilgili. Eğer unutma, yani yazı farkındalığı dediğimizde aklımıza bunlar gelsin.
Yine görsel materyalleri kullanarak özgün ürünler. Ya burada arkadaşlar şema, tablo, harita, kroki gibi şeylerden bahsetmemiz lazım. Bununla ilgili bir şey yok. Okumayı bilme, okumayı bilemez okul öncesinde çocuk. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. Değerli arkadaşlar çok önemli bir cümledir. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. Aynen öyle. Yani çocuklar aslında okul öncesine baktığımızda dil bilgisi yapılarını kullanıyor. Yani sakın şöyle demeyin. Çocuklar okul öncesinde hocam nasıl dil bilgisi yapısını kullanıyor? Arkadaşlar çocuklar isim, fiil, sıfat, bağlaç, zarf, zamir, edatları kullanıyor. İle diyor, ve diyor, bu diyor, şu diyor, kim diyor. O yüzden unutma. Çocuk konuşmasında isim de kullanır, fiil de kullanır, bağlaç da kullanır, zarf da kullanır, zamir de kullanır, sıfat da kullanır, edat da kullanır. Yani çocuk konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır arkadaşım. Sakın sakın soruda tereddüt etme. Yine sözcüklerde eğer ekler varsa onları doğru kullanıyor. Eğer dil bilgisi hataları varsa belirgin hatta onu düzeltebiliyor, onu söyleyebiliyor. Yani özellikle konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. Okul öncesinde özellikle bizim dil gelişimiyle ilgili kazanımlarımızda da var. O yüzden en şıkkı da onunla alakalı cevabımız Ceyhan diyoruz. Peki 9'a bakalım arkadaşlar. Büşra Hanım'ın sınıfındaki durum aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Evet, daha çok ilgilidir. Bakalım. Okul öncesi öğretmeni Büşra Hanım, resimler, evet az önce tüyo vermiştim size, haritalar, videolar, şemalar, resimli kitaplar, kuklalar, şekil ve sembolleri etkinlik için sınıfa getirmiştir. Çocukların bu materyaller ile doğa ve olayları anlamlandırmalarına, yani öğretmen arkadaşlar görsel materyaller getirmiş sınıfa. Ve çocukların bu materyallerle doğa ve olayları anlamlandırmalarına, zihinlerinde yapılandırmalarına, duygu, düşünce ve bilgilerini bunlar aracılığıyla sunu hazırlayarak. Bakın çocuklar duygu, düşünce ve bilgilerini bu tarz görsel materyallerle sunu hazırlayarak aktarmalarına fırsat yaratmış. Çocuklar resimlerde liste hazırlama, yemek tariflerinin adımlarını semboller veya resimlerle oluşturma, resimli menü hazırlama gibi etkinlikler yapmıştır. Çocuklar bu sunularını anlatmış ve bir takım çıkarımlar yapmıştır. Yani çocuklar görsel materyalleri kullanarak arkadaşlar bir takım ürünler ortaya koymuş kendince. Buna göre hangisini bulacağız? Şıklarda hangisi cevap olabilir bir bakalım. A. Görsel materyalleri kullanarak özgün ürünler oluşturma. Sanki cevap çıktı gibi şurada dedik görsel materyalleri getiriyor. Öğretmen çocuklar bunları kullanarak doğa ve olayları anlamlandırıyor. Zihinlerinde yapılandırıyor. Ve duygu, düşünce ve bilgilerini bunlar aracılığıyla sunu hazırlayarak aktarmalarına fırsat sağlıyor. Yani çocuklar aslında bu görsel araçları kullanarak kendilerini ifade ediyorlar. O yüzden cevap A şıkkı gözüküyor. Ses bilgisel farkındalık kazanma bu akşam çok vurguladık. Fonolojik farkındalıkla alakalı, uyakla alakalı, şiir, bilmece, tekerleme, parmak oyunuyla alakalı, sözcüklerin ilk seslerini, orta seslerini, son seslerini söylemeyle alakalı, ses atmayla alakalı. Mesela pat sözcüğündeki P sesini atıyor, at diyor mesela. Bu nedir? Ses atma, ses silme ya da manipülasyon. Bunlar hep ses bilgisel farkındalıkla alakalı. Burada öyle bir şey yok. Yazı yazma öncesi becerileri kazanır. Arkadaşlar bununla alakalı da bir şey yok. Burada ne olabilir mesela? Çocuk işte baktığımızda adını yazabilir. Yazı ve çizim bir aradaysa ikisini bir arada olduğu ürünler oluşturabilir. Yani özellikle resimler ya da karalamalar yazı yazma öncesi beceriler olarak geçer. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Sözcük dağarcığını geliştirme. Ya sözcük dağarcığını geliştirme deyince aklınıza şu gelsin. Çocuk mesela eğer bir öykü dinlediğinde öyküdeki yeni sözcükleri fark ediyorsa, işte onları ayırt edebiliyorsa, yine işte sözcüklerin zıt anlamlısını, eş anlamlısını, eş seslisini söyleyebiliyorsa, ayırt edebiliyorsa, fark edebiliyorsa, işte bunlar sözcük dağarcığını geliştirme ile alakalı. Burada onunla bir ilgili bir şey yok.
Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanıma. Yani çocuk işte günlük hayatındaki trafik işaretlerini, işte yön gösteren okları, VC yazısını veya sembollerini eğer fark ediyorsa, tanıyorsa daha çok bununla alakalı. O yüzden cevabımız Adana diyoruz. Evet, son iki soru arkadaşlar. Oryantasyon çalışmalarıyla ilgili hangi çalışmalar yapılması uygundur? Şimdi okula uyum dediğimiz kısımdan bir tane soru yazdım. Okula uyum, oryantasyonun diğer adı okula uyumdur arkadaşlar. Yani oryantasyondan bir soru gelebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Oryantasyon nedir? Çocuğun yeni girdiği ortama alışması için o ortamla ilgili yapılan bilgilendirme ve tanıtıma oryantasyon diyoruz. Oryantasyon planlı programlıdır. Oryantasyon çalışmalarını sınıf rehber öğretmeniyle psikolojik danışman birlikte yürütür. Ve mutlaka bu çalışmalar planlı olmak zorundadır. Okulun sürekli faaliyeti olmak zorundadır. Ve oryantasyon sadece çocuklara sunulan bir hizmet değildir. Aynı zamanda okula yeni gelen öğretmene, yeni gelen yöneticiye, hatta yeni gelen öğrencinin velisine de sunulabilir. Unutma, oryantasyon öğrenciye, öğretmene, yöneticiye, veliye yönelik sunulur. Şimdi bakalım soruya. Oryantasyon çalışmaları ile ilgili hangi çalışmalar yapılması uygundur demişiz. Okulun bölümlerini ve çalışanlarını tanıtma. Evet arkadaşlar, okula uyum haftasında biz bu çalışmayı yapmamız gerekiyor. Okulun bölümlerini ve çalışanlarını tanıtma. Ailelerle ve çocuklarla tanışma etkinliği yapma. Evet, bu da var arkadaşlar oryantasyon kapsamında. Öğrenme merkezlerini tanıtma. Evet, bu da var. Yine sınıf kuralları hakkında bilgilendirme. Bu da var. O zaman arkadaşlar bakalım. Hepsini aldık. 1, 2, 3, 4. Evet, cevabımız Edirne. Evet, oryantasyonu da bu şekilde çözdük. Evet, son sorumuz. Okul öncesi eğitim programının temel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Evet, okul öncesi eğitim programının temel özelliklerini düşüneceksiniz. Eğitim programının temel özellikleri. Çocukların öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlar. Evet, okul öncesi eğitim programımızın bir özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Duyarlı dönemleri dikkate alır. Evet, kritik dönemleri dikkate alıyor. Başarılabilir, zorlayıcı deneyimler sunar. Cümleyi sakın unutmayın, doğru bir ifade. Çocukların başarılabileceği, çocukları ileri seviye taşıyacak deneyimler sunuyor. Zorlayıcı deneyimler sunar. Burada zorlayıcı da çocuğun yapamayacağı anlamı çıkarmayın. Çocuğun başarabileceği zorlayıcı deneyimler sunar diyor, bakın ifadeye. Çalışan annelerin çocuklarına bakım hizmeti sunar. Arkadaşlar, okul öncesi eğitim programının böyle bir özelliği var mı? Yok. Sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. Okul öncesi eğitimin evrensel amaçlarını ortaya koyan OMEP, Dünya Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Örgütü'nün adı OMEP. Unutmayalım bunu arkadaşlar. Daha önce de ifade etmiştik. Dünya Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Örgütü OMEP, okul öncesi eğitimin evrensel amaçlarını üçe ayırmıştı. Bir tanesi sosyal amaç, bir tanesi eğitsel amaç, bir tanesi de gelişimsel amaç. Hatta sosyal amaçlar da kendi içerisinde üçe ayrılıyordu. Orada özellikle şöyle bir ifade vardı. Çalışan kadınların çocuklarına bakmak. Öyle bir ifade var ama çalışan kadınların çocuklarına bakım hizmeti sunar tarzında bir okul öncesi eğitim programının özelliği yok. O yüzden ifadesel olarak da hata var. Cevabımız Denizli. Dengeli ve eklektik bir özelliği vardır. Doğru bir ifade, dengeli ve eklektiktir. Çünkü programdaki etkinliklerin hem zaman açısından, hem gelişim alanları açısından, hem süre açısından, hem büyük grup, küçük grup, bireysel olması açısından mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtılması önemliydi. Bu dengelilikle alakalıydı. Eklektik de programımızın ekleme olma özelliğiyle alakalıydı. O yüzden dengeli ve eklektik bir özelliği vardır. Bu da doğru. Cevabımız Denizli. Şimdi okula uyum ve erken okuryazarlıkla ilgili arkadaşlar, bugün soru çözümünde mümkün olduğunca gelebilecek sorulara vurgu yapmaya çalıştım. Buralara biraz daha çok dikkat edin.
Bilmeniz gereken önemli yerlere odaklanın arkadaşlar. Çok kıyıda köşede dolanıyorsunuz. Kıyılarda köşelerde çok gezmeyin. Yani kıyıda köşede gelecek soru sayısı çok nadirdir, azdır. ÖSYM zorlasa bile yine bilinen yerlerden zorlar. Bilinen yerleri sağlam bilin. Benim size tavsiyem budur arkadaşlar. Bilinen yerleri sağlam bilin. Bugün anlattığımız yerleri, işte fonolojik farkındalık nedir, yazı farkındalığı nedir, okuma farkındalığı nedir, işte plan türleri nelerdir, işte okula uyum nedir, okul öncesi eğitim programının özellikleri nelerdir? Bunları sağlam bilin. Buradan gelen soruları rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Bir dahaki canlı dersimiz alan eğitimiyle olacak arkadaşlar. Bundan sonra alan eğitimiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.